Güneşli bir Londra gününde yürüyüşe çıktık. İşte bu cadde 15. 16. yüzyıldan beri, mesela bu 16. yüzyılda yapılmış, hemen kenarda yazıyor. Görsel bir şölen bence. Herkese selam. Umarım iyisinizdir. Güneşli bir Londra gününde yürüyüşe çıktık ve Regent Street'e geldik. Burası dil okullarına çok yakın bir mevkide bulunuyor ve Londra'nın merkezi. İşte bu cadde 15. 16. yüzyıldan beri bu şekilde binalar, işte burada görebilirsiniz birisi. Mesela bu 16. yüzyılda yapılmış, hemen kenarda yazıyor. İşte yan tarafındaki 17. yüzyılda yapılmış ve hala bu şekilde günümüzde kendisini koruyor ve görsel bir şölen bence. Konumuz neydi? Bugün konumuz İngiltere'de dil okullarına ücret ödemesi ne zaman yapılıyor? Sadece İngiltere'de bu şekilde ve bu çok güzel bir ödeme yöntemi. Siz okul kaydınızı yaptırıyorsunuz, ön kaydınızı yaptırıyorsunuz, vize dosyalarınızı hazırlayıp vizeye başvuru yapıyorsunuz ve vizeniz sonuçlandıktan sonra ödemenizi yapıyorsunuz okula. Bu biliyorsunuz İrlanda'da, Amerika'da ya da işte bir başka ülkede böyle değil. Ve vize alamadığınız durumlarda sizden okullar kesinti yapabiliyor. %25, %30'a varan kesintiler yapabiliyor ve mağdur olabiliyorsunuz. Kimse sonuçta vize alamadığı bir yerde eğitim parasını ödemek istemez. Ama neyse ki şanslısınız. İngiltere'de eğitim ücretinizi vizenizin sonucuna göre ödüyorsunuz. Biliyorsunuz YouTube'a her gün video hazırlıyoruz ve videolarımızın konularını sizin yorumlara sorduğunuz sorulardan belirliyoruz. Bunun için merak ettiklerinizi aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Yurt dışına ışınlanmak için ise aşağıda bıraktığımız linke tıklayıp yurt dışına ışınlanabilirsiniz.